Efendim, Narin Güran cinayeti davası duruşmasında bugün ikinci gün. Dün itirafçı Nevzat Bahtiyar, ardından sırasıyla abisi Enes, anne Yüksel, amca Salim Güran ifade verdi. Hala katilin kim olduğu bilinmiyor. Duruşmanın ikinci gününde de sanıklar ifade vermeye devam ediyor. Bugün yine saat 9 civarında başladı. Mehmet Altun Işık dün sabah saatlerinden beri duruşmayı Diyarbakır'da takip ediyor. Ve zaman zaman kan dondurucu o ifadeleri bizlere aktarıyor sevgili Mehmet. Bir kez daha sözü ona bırakalım. Teşekkürler Mine. Senin de ifade ettiğin gibi ilk duruşmanın, daha doğrusu ilk duruşmanın ilk günü dün yapıldı ve dün tamamlandı. Dün sanıklar ifadelerini verdiler. Ayrıca sanıkların dışında bir tanık, bir de müşteki. Müşteki Arif Güran. Tanık ise Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar'dı. Onlar da ifadelerini verdi ve ardından da mahkeme bugüne ara verilerek bugüne ertelemişti. Saat 9 itibariyle duruşma başladı. İlk söz alan da Baran Güran oldu. Baran Güran bilindiği gibi Narin abisi. Kendisine şu soru soruldu. Köyde ailenin gizli toplantı yaptığı soruları soruldu. O da gizli bir toplantı olsa köyde mi yapılırdı? Çok özel bir toplantı olsaydı köyde yapılmazdı. Zaten evimiz, evlerimiz, daha doğrusu Güran ailelerinin evleri görülebilir noktadalar. Bütün köylüler o evleri görebiliyorlar. Dolayısıyla bu kadar görünür bir yerde gizli bir toplantı yapmak akıl kârı değil. Eğer gizli bir toplantı yapacak olsaydık bunu köy dışında yapardık cevabını verdi. Kadınlar arasındaki kavga soruldu kendisine. Neden kavga ettiler ve neden birbirlerini suçladılar sorusuna biz şöyle cevap verdi. Ben orada değildim. Herkes çok sinirliydi. En ufak bir şeyde zaten insanlar parlıyordu cevabını verdi. Peki biz mi yaptık sanki söylemleri, neden oldu? Bunu merak edip sormadın mı sorusuna ise olayın patlamasıyla sinirle sarf edilmiş sözlerdi. Onun için sormadım cevabını verdi. Çok net bir soru soruldu. Peki Baran kardeşine sence ne oldu sorusu yöneltildi. Baran Güran Nevzat Bahtiyar'a dönerek bu pislik tarafından kaçırıldığını, öldürüldüğünü düşünüyorum cevabını verdi. Akabinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatları da soru sordu Baran Güran'a. Enes madde kullanıyor muydu sorusu soruldu. Hiç böyle bir şeye şahit olmadım, kimseyle kavga dahi etmezdi ama kolunu ısırmış sorusuna ise ben de kafamı duvara vurdum şeklinde cevap verdi. Diğer taraftan Barolar Birliği'nin de sormuş olduğu sorular vardı. Barolar Birliği avukatları da sorduğu sorular vardı. Sence Nevzat babanla arasındaki tartışmadan dolayı bu cinayeti işlemiş olabilir mi sorusu yöneltildi. Veyahut da bu cinayeti işlemiş olabilir mi, bunu yapabilir mi sorusu aslında daha doğru bir soruydu. Baran Güran da yapabilir çünkü 50 cinayet işlemiş gibi soğukkanlı duruyor şeklinde cevap verdi. Yine mahkeme başkanının sorduğu sorular vardı. Salim Güran öldürmüş olabilir mi sorusu da yöneltildi. Baran Güran da Salim Güran amcamdır, kardeşime asla zarar vermez şeklinde cevap verdi. En çok konuşulan konulardan bir tanesi şuydu ki Nevzat Bahtiyar'ın iddiası da bu yöndeydi. Salim Güran ile Yüksel Güran arasında bir ilişki olduğunu iddia etmişti. Bunu da kendisine Salim Güran'ın söylediğini belirtmişti. Hem savcılıktaki ifadesinde hem de dünkü sorgusunda bunu tekrar yineledi. Dolayısıyla bu durum Baran Güran'a da soruldu. Ama şu şekilde soruldu. Enes Yüksel Güran ile Salim Güran'ı birlikte görse ne yapardı sorusu yöneltildi Baran Güran'a. O da kesinlikle kafasına sıkardı şeklinde cevap verdi. Akabinde de Baran Güran'ın ifadesi tamamlandı. Osman Güran bu kez ifade vermek üzere kürsüye geldi. Tanıklık yapmak zorunda değilsiniz durumu da hatırlatıldı. Akraba olduğu için, yakın akraba olduğu için. O da hayır, ben tanıklık yapmak istiyorum cevabını verdi. Ben sadece Enes ile o gün görüştüm. Patikadan yengem seslendi, Narin kayboldu diye. O gün öncesinde Enes'i görmedim. Ben şehir merkezinde kalıyorum. Enes ile kaybolduğunu anladığımız zaman, yani Narin'in kaybolduğunu anladığımız zaman sohbetimiz olmadı ama oradaydık. Köylülerle birlikte hep birlikte aradık. Bu terlik konusu nedir? Terlik konusunu açar mısınız diye bir soru yöneltti mahkeme başkanı. Arabada kırmızı terlik gördüm. Bu terlik kimin diye sordum. Baran'a fotoğrafı attık. Baran'a fotoğrafı attım. Ardından da jandarma ekiplerine bu durumu bildirdik. Terliği bulduğumuz yerde de arama yapıldı şeklinde cevap verdi. Terliği ne zaman buldunuz sorusuna ise ya ertesi gün ya da
iki gün sonraydı. Tam olarak hatırlamıyorum şeklinde cevap verdi. Savcı da yine Osman Gören'e sorular yöneltti. 6 kez o yolu kullandım ama görmedim dedin mi sorusunu ona sordu. Osman Gören de evet ama görmemiştim. Ben o yoldan geçerken öyle bir şey görmemiştim sorusunu, özür dilerim, cevabını verdi. Ardından da Muhammed Kaya. Muhammed Kaya ki bu terliği bulan kişi, aslında terliği bulduğu ama ilk etapta bunu söylemediği, Osman Güran'ın terliği fark etmesiyle terliğin ortaya çıktığı ifade ediliyordu. Dolayısıyla Muhammed Kaya'nın burada ifadesi bu terlik özelinde önem arz ediyordu. Ve terlik konusu da kendisine de soruldu. Mahkeme başkanı terliği bulduğun güne gelir misin, orayı anlatır mısın diye sordu. İkinci gün süt almaya gidiyordum. Es geçtim, yan tarafta çingelerin çadırı vardı. Onlarındır diye düşündüm. Yani geçerken gördüm ama ilk etapta almadım. Çingenelerin olabileceğini düşündüğüm için es geçtim, almadım. Dönüşte de tekrar döndüğümde terlik yolun ortasındaydı. Ben de aldım, arabaya koydum. Mahkeme başkanı peki kimse görmeden sen neden gördün? Sen nasıl gördün? Yani bu terliği kimse görmüyor ama sen görüyorsun ne hikmetse. Sana kimse o terliği oraya koy, jandarmayı oraya çek şeklinde telkinde bulunan oldu mu sorusunu yöneltti. Muhammed Kaya da hayır, bana kimse böyle bir telkinde bulunmadı. Peki neden sen buldun, hikmeti nedir sorusuna ise ben geçtim, gördüm, çingenelerini sandım, sonra ne olur ne olmaz diye yengeme göstereyim dedim, köye gittim, dayımın evinde bir kargaşa vardı, o kargaşa nedeniyle terliği gösteremedim. Daha sonra barana fotoğraf attık, ardından da jandarmaya durumu bildirdik. Peki bu terliğin narine ait olmadığını nasıl öğrendiniz sorusuna ise şu cevabı verdi: komutan söyledi, hiç fark etmediniz mi dedi. 8 yaşındaki kız çocuğuna 25 numara terlik olur mu diye bize serzenişte bulunduğunu söyledi. Yani komutan 8 yaşındaki bir çocuk için 25 numara terlik olur mu diye Muhammed Güran'a serzenişte bulunmuş. O da bunu mahkemede deklare etti. Ardından da Maşallah Güran kürsüye geldi. Kadınlar kavgası soruldu. Çünkü Maşallah Güran kadınlar kavgasında yer alan önemli isimlerden bir tanesiydi. Hali hazırda o da tutuklu bu arada. Onu da ifade edelim ama bu dava, bu celse kapsamında değil de daha doğrusu çocuğa karşı kasten iştirak halinde öldürme suçlamasıyla değil de delilleri yok etme suçlamasıyla tutuklu olduğunu da altını çizelim. O da ifadesini verdi. Kadınlar kavgasında anlık gerildiğimiz için böyle bir tartışma, böyle bir kavga ortaya çıktı dedi. Arap saçı. Peki.